Oh, günaydın. Nasılsınız? Böyle bir yerdeyiz. Etrafımız ağaçlar ve sarı, kırmızı, yeşille çevrili. Perdelerde ışık geçirmiyor muhtemelen. Çok karanlık içeriz. Bakalım bizimkiler ne yapıyorlar? Akşam karanlığında görünmedi tabii dün. Dışarıda ateş yakmışlar, gördünüz mü? Şey var. Nerede? Böyle kamp ateşi gibi şey yapmışlar. Ne oluyor? Hop. Hop. Kahvaltı. Her türlü. Oo. Zengin kahvaltı ya. Şuradan bir de dışarıya bakalım. Şeyiniz yoksa, antrenmanınız yoksa uzun turlara çıkmayın. Gittiğiniz yeri haber verin. Dışı şeye, havaya ve hava tahmin raporlarına saygı gösterin. Yani İşte o sırt çantası götürmeyi unutmayın. İçinizde yanınızda her zaman kötü havaya dair şey bulundurun. Deneyimli dağ insanların, dağ tura giden insanları dinleyin. Harita ve kullanın. Ne denir? Kompas ne ya? Pusula kullanın. Yalnız gitmeyin. Geri dönmek değildir. Yani utanılacak bir şey değildir. Zamanın zorlandığınızı düşünüyorsanız geri dönün yalnız. Sparko Kraft ne? O Grav Day Ned Umnödmendi. gücünü hani enerjini Ha, enerjini kullan. İdareli kullanma. Ateşliyim. At ya, at odunu ya. Şu eldivenlerin üstüne koysak daha çabuk kurur mu? Tamamdır. Görüşürüz. Hadi İyi bakın görüşürüz. Kendinize. Yolun açık olsun. Sanki. Abi görüşürüz. Dikkatli gidin. Aynen. Yavrum görüşürüz. Dikkatlisir. Yolum uzun. Nasıl? Dönebilecek mi? Çekeyim mi? Dönerim ya şuradan koca yer. O kadar da acemi değiliz. Şimdi düşersen ne gülerim. Kocaman yer. Dön teker.
Aurland'a doğru gidiyoruz. Çıkalı 1 saat civarı oldu. Hava şu an 7 derece ve rakımımız 993 metre. Burası bir baraj muhtemelen. Bir göl ve ucu baraja bağlanıyor diye düşünüyorum. Çok güzel yerler. Renklerin belki bugün bir tık daha fazla farkına varmış olabiliriz. Dün belki de bu kadar renkli değildi buralar. Çünkü buradan geçerken hava kararmaya yakındı ya da akşamüstüydü. Şu an bir nebze daha aydınlık olabilir. Güzel bir yer. 7 derece hafiften elimin baş parmakları rüzgardan dolayı üşümeye başladı. Elci kısımlar açık ama baş parmağa bir etkisi yok biliyorsunuz ki. Onlara bir çözüm bulunması lazım. Yani bu el baş parmağını nasıl yapacağız da ısıtacağız acaba? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sanki bir dünyadan değil gibi be. Şuralar yani ne kadar enteresan yerler ya. Tuvaletlere bak. Ve şu anda Norveç'in de Avrupa'nın da belki de dünyanın da en uzun köprülerinden birindeyiz. Lærdal Tüneli 25 kilometrelik, 19 önümüzde var, 6 kilometrede geçmişiz. Gördüğünüz bu tünel birçok insanın geçmek istediği enteresan, fantastik bir yer. Bakın ne kadar değişik değil mi? Ne kadar değişik. Böyle hava odaları var içeride. Buralarda burayı uzaktan gören insanlar, yani tünelin içinde seyir halindeyken uzaktan görmeye başladığınızda mavilik, işte alt tarafa doğru sarılık vesaire, klostrofobisi olan insanların o korkuyu biraz bir nebze de olsa yenmesine yardımcı olması amacıyla yapılmış. Yine bu noktaların kazılma ya da o noktaların yapılmasında yardımı olan bir şey de buraları kazarken dağın içinde bu kayaların alt kısmında bulunan boşluklar da karşılaşıyorlar. Tabii her yerde vardır bu. Her dağın, her kayanın iç kısmında muhtemelen. O boşluklara buraları yapmışlar ve yine buralarda içerideki havanın kalitesini arttırmak için, havadaki karbon monoksit dışarı atıp oksijen pompalamak için. Çünkü kısa tünel gibi değil. Çok uzun bir tünel olduğu için arabalar, araçlar sürekli karbon monoksit salgılıyorlar. Dolayısıyla içeride oksijen seviyesi sürekli düşüyor. Bunu sağlamak için bir sirkülasyon, içerideki havayı dışarı alıp dışarıdan içeri hava almak vesaire lazım. Dolayısıyla bu hava odaları ve ara ara bulunan hava filtreleri, temizleme cihazları yine buralara konumlandırılmış. İçeride 3 yerde bu mavilik ve bu hava odaları var. İçeri girdiğinizde zaten içeride büyük bir sıcaklık var. Şu an dışarısı 19 derece. Yani tünelin içinde hava 19 derece. Biraz önce tünele girmeden önce hava dışarıda 7 dereceydi. Dolayısıyla tünelin içi ekstra sıcak, ılıman bir havası var. Muhtemelen bu da araçların yaydığı ısıdan, toprağın alt kısmının kendi ısısından vesaire kaynaklanıyordur. Bu da böyle bir bilgidir. Buraya ekleriz. Kısa bir bilgi daha ekleyeyim sonuna. İçeride ortalama hız ölçüm yapılıyor. Motosikletler için yapamıyorlar önde plakamız olmadığı için. Ama arkasında plaka olan, önünde arkasında plaka olan her araç için tırlar, kamyonlar, normal araçlar, aklınıza gelebilecek her türlü araç burada ortalama hız testine tabi tutuluyor. İçeride bir tane girerken, bir tane de çıkarken olmak üzere tespit cihazı var. Girerken fotoğrafınızı çekip, çıkarken çekip aradaki saniyeden sizin hızınızı bulup ona göre ceza yazıyorlar. Direkt plakanıza bilginiz olsun. Yine benim bu kullandığım şu aleti soranlar oluyor. Bakın şurada şu anda ortalama hız ölçümü devam ediyor diyor. Dolayısıyla bu bize şu an burada ortalama hızın da ölçüldüğünü, aslında GPS'ten veri aldığı için bu bize şu an ortalama hızımızı da söylüyor olması lazım. Ama tünelin içinde olduğumuz için o bilgiye erişemiyor maalesef. O yüzden o bilgi yok. Ama en azından bu bilgiyi veriyor bize burada ortalama hız ölçülüyor diye. Böyle. Anlama. Songdal
feribotuna bineceğiz. Hadi bakalım. Bayağı da bir trafik var gibi yalnız. Biz nasıl denk geleceğiz o trafiğe? Biz motosiklet olduğumuz için öne geçelim. Ne dersin? Geçmesek de mi seklesek? Biraz önce evden arkadaşım Svayne ile konuştum. O da dedi ki yağmur yağıyor, hazırlıklı ol. Burada da atıştırmaya başladı. O yüzden yağmurlukları giyiyorum. Ve buradan sonra da muhtemelen GoPro'yu da çıkarırım. Yağmur dinene kadar takmam. Yağmur dinmezse de artık bu da kapanış videosu olur. Önümde henüz 6 saatim var. 300 bilmem kaç kilometre diyor. Şu anda atıştırmaya başladı bile. GoPro'yu sökerim. Şimdi artık yolumuza böyle devam ederiz. Umuyorum tekrar yağmur diner de bir şeyler çekebiliriz. Yoksa burası kapanış. Haydi bakalım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yağmur dinmek bilmedi Songdal'dan beri. Sürekli yağmurda geliyorum. Hep 6-7-8 derece oldu. 9'u çok nadir. Onu hiç görmedim diyebilirim. Bir tek trenlerde biraz daha sıcak. Müthiş bir fırtınada feribota gelebildim sonunda. Biraz hızlı kullandım, şey yaptım ama acayip bir fırtına var. Yağmur, rüzgar. Bittik resmen yani. 400 kilometreyi devirdim. Şu anda feribot. Ondan sonra da bir 10-15 kilometrem var ama denizdeki hareketliliği vesaire şöyle belki görebilirsiniz. Müthiş bir rüzgar. Uf, kıyamet. Neyse, geldik sayılır artık. Haydi bakalım.